Evet, selamlar. Sinop'a geldim. Şu anda Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ndeyim. Burada misafir edecekler bizi. 2 gün buradayız. Kendinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Kendinize başlatalım isterseniz. Evet. Buyurun. Orman basınıyla ilgili neler yaşıyor? Bugün de bu saatten itibaren, 4'ten itibaren 2 gün boyunca bu ormanların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması nasıl sağlanıyor? Onların hepsini öğrenmiş olacağız. Buyurun. Gelişimi güzel olmayan fertleri çıkarıp kaliteli, sıçık bakımı şanında istikbali aday fertler belirleyeceğiz. Evet. İlk karalama çalışması. Bir sonrasında bir istikbali fertlerini belirleyeceğiz. Artık bütün bakım onların üzerine olacak. Yani bizim için önemli olan ağacın boyu vermesi ve gövdenin genişlemesi. Bu şekilde ormanlar oluşturur. Sıklığından ziyade. Evet. Sağlıklı fertler oluşturur. Sağlıklı ağaçlar evet. Olursa. Evet. İlk okulda bize öğretiyorlardı tohumlar, fidanlar ağacı. Şu an oradayız yani. Tohumlar fidana geldi, fidanlar ağacı. Bu döngüyü sağlamamız lazım. Buradan yapmak isteyenler mi? Bir kayın ağacını belirle. Kayın ağacı hangisi? Şu bakın. Şuna benzer ağaçlara bakıyorsunuz kayın ağacı. Bunu alacağız. Biz buna rahatsız eden bütün otları alacağız. Bunu alıyoruz böyle. Bunun köküne bakıyoruz, şunları alıyoruz. Bu duracak bu. Duracak. Bunları alacaksın. Onu alıyoruz. Çöksem. Olur olur onu çökebiliriz. Çöksek olmayabilir de bunu da oynatabilir. Keseceğiz. Evet. Bir şekil vursak daha iyi keseriz herhalde bu şekilde. Tamam. Bunu da alıyoruz. Bunu da aldık değil mi? Bu otu da alalım tekrar. Şimdi bu kayın ağacının ışık ve nem ihtiyacını karşılamış olduk. Şu an ne yaptım? Bunu çıkardım. Bu ışık da alıyor şu an. Bunun zararları otları da aldık. Şu küçük otlar buna çok zarar verdi. Bunları da alıyoruz. Tamam. Bak şurada da piker. Evet, sonra. Bu da? Evet, onlar da alabiliriz. Bu da. Evet. Şu da. Bakın dikkat edersiniz burada bir kayın fidanı var. Kayın fidanı burada. Bu dikenin baskısı altında bakın dikenler. Hemen onu da. Hemen onu kurtar. Hemen yettim. Nerede benim burada? Hanım benim var. Onların birisini basıyoruz zaten. Tamam. Bekleyeyim ben biraz. Gerçekten ama emek isteyen bir şey bunu saatlerce yapmış olmak. Saatlerce mi günlerce sürecek? Günlerce, yıllarca. Kolay. Evet. Çıkınca bakın daha güzel kendi evet, oldu. Evet. Harika. Şimdi seneye bu fidan bu kadar olma. Bu boyu. Bunlar çünkü 2020 yılında ekilen. Evet, şu anda şurada bir çalışma var. Bu çalışma ne? Hemen size onu söyleyeyim. Şurada kayın ağaçları var. Şu büyük çocuklar tohum döküp bu arkadaşlar oluşturuyor. Bu arkadaşlar da büyüme evresindeyken böyle etrafında farklı otlar varsa güneşe ulaşması için ve beslenmesi için etrafının açık olması gerekiyor. Şu anda burada yapılan işlem de aslında bu kayın arkadaşların ne yapması? Etrafının boşaltılıp besin kaynaklarına daha rahat ulaşması, güneş ışınlarına daha iyi verimli kullanabilmesi için yardım edilmiş oluyor ve orman bu şekilde gençleştirme bakımı yapılıyor. Gençleştirme nasıl yapılıyor? Yine aynı şekilde aslında kayın ağaçlarının bir ormanda bulunma yaşı 120 yıl civarında oluyor. Ve belli bir yerden sonra bu kayın ağaçları ölüm döneminde yani yaşamlarının son dönemlerinde daha verimli bir tohum üretiyor. Bu tohumu verdiklerinde ise işte asıl verimli genç arkadaşlar ortaya çıkıyor. Bu genç arkadaşların bakımını da yaptıktan sonra daha iyi ve daha verimli bir orman sürdürülebiliyor. Örneğin bir kayın ağacı. Etrafından şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Köklerin belli kısımları şöyle dikenler kesilmiş. Ve orada kesilen otlar, dikenler bir noktada öbeklendiriliyor. Burada zaten fark edeceksiniz. Seyrelmiş şekilde biraz daha o kalabalık görüntüsü kaybolmuş gibi. Şuraya bakın. Demin baktığımız yer. Bir de buraya bakın. Aralarında mesafe kalıyor. Güneş ışınlarından ve beslenme durumundan daha iyi etkilenmiş oluyor.
faydalanabiliyor en azından. Burada da aynı şekilde toplanan otlar buraya getiriliyor ya da bir noktaya taşınıyor ki alandan ayrılması daha kolay olsun. Daha önceki videolarımda söylemiştim kayını şeklini. Yaprağı genelde şu şekilde göreceksiniz. Yaprağı bu şekilde. Unutmazsınız zaten. Şuradan dökülmüşüne de bakalım. Yine aynı şekilde. Ve büyümüş hali. Şurada gördüğünüz gibi. Kayınların en büyük özelliklerinden biri gövdesi çatlamıyor. Bu karakteristik özelliklerinden biri dediğim gibi. Çatlaklı yapı yok. Yani bir meşe ağacı gibi düşündüğünüzde meşe ağacının nedir? Çatlakları vardır kabuklarında. Kayın ağaçları genelde tek düze gider ve çatlaksız yapıdadır. Fiden türe değişmekle birlikte bir ormanın, bir ağacın artık büyüme enerjisini kaybettiği, yani büyüme enerjisinin düştüğü, kesime olgunluk çağı dediğimiz çağa geldiği zamandır. Yani bu yaşa geldikten sonra büyüme enerjisini kaybeder. Artık biz burada gençleştirme yaparız. Mesela yanında mısınız o ağacı? O ağacı tabii. Yani büyüme enerjisi düştüğü için artık hacim artımını durdurmuştur. Hacim artımı çok yavaşlamıştır. Yani şöyle düşünün, bir insanın 30-40 yaşına geldiği zaman artık yani nasıl gelişim 20 yaşından sonra gelişimi duruyorsa bu ormanların da öyledir. Biz buraları gençleştirdikten sonra fidan dikeriz veya doğal yolla veya yapay yolla gençleştirdikten sonra büyüme enerjileri tekrar sıfırlanmış olur. Çok hızlı bir şekilde bu çağa gelir. Bu türde özellikle 35-40 yılda bu çapa ve bu boya ulaşabiliyor ağaçlar. Endüstriyel ihtiyacı karşılamak amacıyla hızlı gelişen türlerden oluşturulan sahalar. Buralar sürekli olarak idare müddetine hızlı bir şekilde daha önce göstermiştik. Kayında 120 senesi. Bunlar da yaklaşık 30-40 sene arasında sürekli yasanın ihtiyacını gidermek, diğer ormanları dokunmamak için kullanmış olduğumuz bir türümüz. İdare müddetinin de sonuna gelmiş. Son süreçleri endüstriyel ihtiyacı karşılamak için reçin üretimi yapıyor arkadaşlar. Yani bu saha reçin üretimi için ayrılmış bir saha. Reçine sektöründen bahsetmek gerekirse reçine boya sanayiinde kullanılıyor. Dış cephe boyaları, asfalt boyaları, asfalt çelikleri boya sanayiinde kullanılıyor ve Türkiye'de talep miktarı yıllık 20 bin ton. Tabii bugüne kadar iç piyasanın talebinin sadece biz şu anda %5'ini karşılayabiliyoruz. Hmm. Son 3 yıllık bu %5'e de son 3 yılda yapılan çalışmalarla ulaştık. Bu reçine üretiminde ağaca herhangi bir şekilde zarar verilmiyor. Öncelikle ağaçlarda çizilmatma dediğimiz kabuğu 10-14 cm genişliğinde yara açıyoruz. Bu yaraya asit pasta karışımı sıkıp bunun da herhangi bir ağaca herhangi bir zararı yoktur. Ondan sonra bu poşetleri takıyoruz. Sonra 3-4 ay boyunca bu poşetler burada asılı kalıyor. 15 günde bir tekrar yaralarda tazeleme yapılıyor. Ve Ekim-Kasım sonunda hasadı yapılıyor. Ortalama sıcaklıklarında 18 santigrat derece altına düştüğü zaman artık hasatına başlanıyor. Burası reçine sahası. Reçineyi burada üretiyorlar. Sahil çamı bunlar. Türkiye'de doğal olarak yetişen bir tür değil. Özellikle burada bir plantasyon çalışması yapıyorlar. Gördüğünüz gibi her ağacın diplerinde, uygun gördükleri ağacın diplerinde önce bir kabuk tabakası soyuluyor. Ondan sonra içeriye doğru girme veriliyor. Temizleme işlemi yapılıyor. Hava sıcaklığı arttıkça da reçine akması yapıyor ve gördüğünüz gibi şuradaki poşeti dolduruyor. Ve bu poşet yenileniyor yeri geldiğinde. Güzel bir manzarayı bulmuşsunuz, otlanıyorsunuz tabi.
Türkiye'de 55 bin adet kuş yuvası asılmıştı. Bunlardan yaklaşık son 2 yılda da bizim bölge müdürlüğümüz bünyesinde de 2000 adet asılmıştır. Biyolojik mücadelede kuş yuvalarına gelen kuşlar sayesinde zararlı böcekler yenilip popülasyonun azaltılması yoluna gidilmektedir. Herhangi bir doğaya en ufak bir zararı yoktur. Son derece doğal bir çalışma yapılmaktadır. Evet, bu bayağı eski. Öğren Bey, şeyi böcek derken ağaca böcek nasıl zarar veriyor? Onu arkadaşlara anlatalım. Nasıl bir böcek? Yani neyine zarar veriyor bunun? Şimdi ağaca zarar veren böceklerimiz çeşitli şekillerde böceklerimiz var. Mesela yapraklarına zarar veren böceklerimiz var. Meyvelerine zarar veren böceklerimiz var. Çiçeklerine zarar veren böceklerimiz var. Bunun yanında kabuk böceklerimiz var. Aynı zamanda ağacın iç yapısında kambiyum ve dokularına zarar veren böceklerimiz var. Kambiyum ve dokuya zarar verdiği zaman da ağaç hayatiyetini kaybediyor. Tabii. Zaten yarın Oğuz Emre'ye gideceğiz herhalde, değil mi? Bugün gideceğiz. Zaten orada detaylı olarak çalışmamız var. Orada da yine biyolojik mücadele kapsamında zararlı böceklere karşı o zararlı böceğin yırtıcısının üretimini gerçekleştiriyoruz. Hep beraber orada zaten göreceğiz. Evet. Arkadaşlar, Orman Yanar son 15 yıl ya da 10 yıl içerisinde orman zararlarıyla mücadele konusunda tamamen biyolojik bir mücadeleye geçmiş durumda. Herhangi bir fenli ürün, herhangi bir ilaç kullanımı yapılmıyor. Kimyasal mücadele kesinlikle yapılmıyor. Son yaklaşık 10 yılı geçkindir. Ben de meslekte gördüm. Evet, 15 yıl olmuştur. Kesinlikle kimyasal mücadele yapmıyoruz. Bütün yapmış olduğumuz şeyler, çalışmalarımız özellikle biyolojik mücadele kapsamında. Birkaç tane mücadele yöntemi var. Biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, mekanik mücadele ve kimyasal mücadele. Kimyasal mücadele şu an ülkemizde hiçbir şekilde yapılmamakta. Diğer mücadele şekillerine devam etmekteyiz. Evet, şu an İnceburun'dayız. Burası Türkiye'nin en kuzey noktası. Şöyle bir fener var. O meşhur fotoğraflar burada çekiliyor. Şu şeyde asılı olan seninki. Arkadaşlar, göğüs sisi hiç çekmiyor, kendini çektirmiyor. Evet. Burada benim de olacak. Tabii ki. Evet. Ha, uçursun lan. Sen sizi çekiyorsun. Bir de dönüşte oradan geçeceğiz. Salyangoz ezmek istemeyiz tabii ki. Değil mi Yağız? Evet, öyle. Sen şey yapıyordun, sosyal mesaj veriyordun. Bir daha veririm şimdi, ben bulurum. Yerde yürürken yürüyüş yolumuzu bir salyangoz gördüm ve durup aldım. Çünkü şimdi burada 15 kişi buradan, bir de aynı şekilde geri döneceğiz. Kalabalığız ve biri onu basıp ezebilir. Aldım ve kenara koydum. Bu kadar. Bu kadar basit. Teşekkürler. Rica ederiz. Aynı şekilde burada da doğadaki ormana, ağaçlara zarar veren böcekleri yemesi için böcek yiyen böcek üretiyoruz. Buna biz kısaca böceğin yırtıcı, biyolojik düşmanı, böceğin yırtıcısı veya predatör böcek diye çeşitli isimleri var. Ama temel anlamda doğada, şöyle söyleyeyim, popülasyonu, zararlı bir böceğin popülasyonu artmış olduğu zaman o popülasyonu dengeye getirebilmek için biz yararlı böceklerden doğaya salınım yapıyoruz. Yararlı böcekler diğer zararlı böcekleri yiyorlar. Bu şekilde doğanın dengesini oluşturup normal sağlıklı bir orman yetiştirmeye çalışıyoruz. Programımız iki tür böceğimiz var. Bir tanesi kestane gal arısına karşı Torimus sinensis böceği üretiyoruz. Bir de kabuk böceklerine karşı Carimus formicarius üretiyoruz.
Devamında da Gülçin Hanım anlatsın yapmış olduğum merhaba sözünü. Öncelikle hoş geldiniz. Ben biyolog Gülçin Küçükbaş. Müdürüm bahsettiği gibi biz burada iki çeşit böcek üretiyoruz. Aslında üçüncüsü de var ama tanıştığınız formikarius'a çok benzediği için fazla retülatör değeri geçmiyor. Kestane galerisine karşı toromistinens üretiyoruz. Üretilmiş kamelyada başlıyor. İsterse o tarafa doğru geçelim. Ben size orada uygulamalı bir şekilde bu arada bu kestane galerisi Çin'den gelen yayılan bir evet, aynen. Öyle, evet. Yalova'da ilk görülüyor kestane ağaçlarında. Yalova'dan da özellikle fidan dağıtımıyla da bize kadar geliyor. Bu sene Erkele'ye şöyle kadar diyelim, geldi. Kestane galerisi kestane ağaçlarının kestanelerine konaraktan o kestane oluşumunu engelleyen, aynı zamanda kestane ağacına kestane dal kanseri veya kurulmasına sebep olan bir böcek. Bunu da zararlarını ortadan kaldırmak için bu yırtıcı böceği üretiyoruz. Bu yırtıcı böcek kestane galarısını yediği için de, bununla beslendiği için de kestane galarısının popülasyonu azalmış oluyor. Dolayısıyla doğa normal döngüsüne dönmüş oluyor. Merak ettiğim nokta şu, şimdi biz o yararlı böcekleri üretiyoruz ya, bir süre sonra zararlı böcek bittiği zaman o yararlı böcekler neyle beslenecek? Zararlı böcek bitmeyecek maalesef. Aslında zaten bizim amacımız şu, onların zarar seviyesini minimuma indirmek. Onların popülasyonu daha hızlı mı ilerliyor? Daha hızlı ilerliyor. Çünkü onlarda bir böcek 100 tane yumurta bırakabiliyor. Ve erkeğe ihtiyaç duymuyor. Kestane galarısının dişisi yumurta bırakabiliyor. Aslında şöyle oluyor, doğada faydalı ve zararlı bütün böcekler var. Ancak belli artık doğal şartlar yüzünden veya işte mevsimsel şartlardan dolayı bir anda bakıyorsunuz ki zararlı böcekler çok daha çabuk yayılabildiği için birdenbire şeylerini arttırıyorlar. Nüfuslarını, popülasyonunu arttırıyorlar. Sosyal evet. Medyadaki zararlı bilgiler gibi yani. Aynen öyle. Evet, evet. Bunun sonucunda doğru da... Doğru bilgi az yayılıyor. Evet. Bunun sonucunda da ne yapıyor? Birdenbire oradaki ağaç topluluklarına, ormanlara zarar vermeye başlıyor. Evet. Zarar verdiği için de normalde bunları tabii ki yırtıcıları doğada var mı? Var. Ancak yeterli değil. Biz buna katkı yapmış oluyoruz. Bunlar galler. Kuru galler. Bunları kestane galarıları oluşturdu. Bunun içinde Torumus sinensis parazitoidleri daha önce içine geldi, yumurtasını bıraktı. Bu yumurtaların gelişimi de bizde vejetasyon uyandığında lazımdı. Bu da bizim bu bölge için konuşursak, Sinop bölgesi için yaklaşık olarak Nisan'ın sonunu buldu. Şimdi bu sene hava şartları çok soğuk gitti. Hala soğuk zaten gördüğünüz gibi. Nisan'ın sonunda biz bunları kademeli olarak soğuk hava deposunda ısılarını arttırarak normalde 4-5 derece sıcaklıkta muhafaza ettik biz bunları 3 ay boyunca. Sıcaklıklarını arttırarak dışarıdaki ısıya denk geldiğinde dışarıya çıkar. Çıktı mı, çıkmadı mı? İçinden uyanan Torumus sinensis parazitoidlerimiz bunun içine geldiler. Gelenleri buradan alıp içeriye getirdiler. Işığa doğru mu geliyor lan? Işığa yönelim var, aynı. Torumus sinensis parazitoidi bu. Minicik, evet, parazitoid çünkü. Hatta dişisi. Nasıl anladın? İçeride göstereyim, olur mu? doğaya salmadan önce 2'ye 1 oranında çiftleştiriyoruz. 5 erkek, 15 çiftleştiriyoruz. Aynen müdürüm, öyle. Neden? Araziye gittiklerinde yumurtalarını bıraksınlar diye. Şurada geziyorum. Bizde böcek hepsi doğmaz. Bakın. Gördünüz mü? 12 dişli çantabuk böceği girmiş, yuvasını açmış ve hatta yumurta bile bırakmış. Görebiliyor musunuz? Evet. İncecik yumurtalarını. Hemen şurada yan tarafında. Bu hazırlıkların yapılması gerçekten bir özveri, gerçekten çok büyük zaman harcanan, gerçekten çok büyük çalışmalar arkadaşlar. Yani cumartesi pazarınız yok, yarın öbür bayramınız yok. Hani az önce bahsettiğimiz de Torumus sinensis bayramda çok yoğun çıktı. Çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Çünkü yani bayram ben gelmeyeyim öyle bir lüksümüz yok çünkü çıkacak mı? Doğanın belli özellikleri var. O anda yapmazsanız tabii. Ya bir daha yapamıyorsunuz, boş şartları bulamıyorsunuz. Zamanı var tüm. O yüzden mecburen yapmanız gerekiyor. O yüzden ormancılık bütün çalışmalarıyla gerçekten özellikle... Fazla uzunlaştığı zaman kokneldir de yapmıyor. Mesela şu taze dallar. Taze dal oldu. Şimdi buradan alıyoruz. Bu şekil. Bunu alttan temizliyoruz. Biraz küçültme işlemi uyguluyoruz. Gücünü oraya vermesin diye aslında küçültme. Ya köklendirmeyi hızlandırmak evet. istiyoruz. Bir an önce kök tutsun istiyoruz. Bunu altından temizledik. Böyle kesiyoruz bunu.
kenarlarına. Ne yapıyoruz? Kenarlarından bunu küçültüyoruz. Hazırladığımız karışım toprağı batıracağız. Aslında bu kadar basit bir işlem. Bir dal parçasından bir ağaç üreteceğiz. Buraya da batırıyoruz. Bir fide, fidan ve sonradan bir ağaç olacak. Şöyle. Çok keskindir, yavaş hareketlerdir. Biz manikürden alışkın olduğumuz için et makası gibi görüyorum. Büyük oldu. Tepeyi alabilirsin. Duranus'a tamam mı? Sınıfı geçti mi? Geçti, kesinlikle geçti. Sinop Orman Fidanlık Şefliğimiz takip ederseniz akıbetiyle alakalı bilgi sayfamızda yayınlayacağız. ürün yerleştirme olur. Öyle oluyor değil mi? Bu programda ürün yerleştirme olur. Çelik almak isteyen var mı? Anadolu cevizini bir aşı kalemiyle, gördüğünüz Chandler aşı kalemiyle adapte edip Chandler'mış gibi davranmasını sağlıyoruz. Kendini Chandler'sın. Onun gibi verim veriyor. Yani meyve sayısını arttırıyor, büyüklüğünü arttırıyor. Hani onun gibi bir ağaç formu veriyor, daha bodur bir ceviz ağacı. Yani en azından üretim aşamasında kolaylıkları oluyor. Üreticiler çentleri o yüzden çok tercih ediyorlar derim. Ağaçları tabii yine aynen nasıl tohumu seçerken elit güzel olmasına dikkat ediyoruz. Aşı kalemi alırken de aynı şey. Çünkü onun devamını getireceğiz aslında. Aşı kalemi alırken de o yüzden ana ağacımız çok önemli. Bu aşı kalemini aşıdan 2-3 ay önce kesmemiz gerekiyor. Evet, su yürümeden önce. 1 sene, 2 senelik sürgünlerden kesmemiz lazım. Onu güzelce bakımını yapıp soğutma bir deposunda bunu aşıya başlayana kadar bekletmemiz gerekiyor. Ya bir nevi uykuda tutuyoruz. Evet, su oranını kaybetmesin diye. Aşı zamanı geldi mi akşamdan çıkarıyoruz. Hani buzdolabında kaldığı için 1-2 saat dışarıda kalması gerekiyor. Adaptasyonu sağlamak için. Getiriyoruz. Anaçkali aşımızda gayet 1 yaşında, 2 yaşında olması gerekiyor. Bazı aşılarda tutsa da şey yapmıyor. Şimdi biz aşıya başlıyoruz. Başlamadan önce de tabii aşı anaçlarımızı bakımını yapıyoruz güzelce. Aşı kalemi alırken aynı zamanda altlıktaki çapların tutmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bütünleştireceğiz. Evet. Yani çapımız burada kalın, kalemde ince kalırsa tutmayacaktır. İngiliz dilcik aşısını uygun yapıyoruz. Kalem. Evet. Şimdi aşı anacımızı 20-25 santim yükseklikte kesiyoruz. Anacının kalem aynı ebatta olması lazım. Aynı kalınlıkta ki uyuşması lazım birbirlerine. Keserken de? Keserken de şöyle gözlere dikkat etmemiz gerekiyor. İki göz. En az iki göz olması gerekiyor. Çünkü biri düştüğü zaman birisi... Yedek olarak çarptı. Evet, yedek olarak. İşimizi sağlama alıyoruz. Evet. Aşağıdan yukarı buna bir çizik atıyoruz yan. Evet, asıl ustalık içeren şey bu. Bunu yarısından bir üstten yarıyoruz yukarıdan aşağı. Evet, yani kendini Chandler sanıyor. Ağaç, kalem gibi davranıyor. Kalemimiz de aynı şekilde. Ne yapıyor şimdi biz bunu birbirlerine? Kaynaştırıyoruz. Evet, uygulamaya geçireceğiz. Su yollarını bağlıyoruz. Evet, su yollarını. Özlerini aslında birleştiriyoruz. Özleri birleştiriyoruz. Evet. Ya tüm nüanslarıyla anlatın bu arada. Asla bilin, sakınmaz. Doğada... yapıyor. Macunumuzu sürüyoruz. Hem su oranını yukarı kaybetmiyor. Hem suyunu almıyor. Bu sefer aşımızı bitirmiş oluyoruz. Evet. Burada biz kendimiz orman teşkilatı olarak aşılama yapıyor muyuz? Evet. Yılda ekmiş olduğunuz tohumlardan ileride kocaman birer ağaç geliyor. Bütün aşamalarını yaptık. Tohumlar, fidanlar, ağacı, ağaçlar, ormanlar bütün bugün aşamalarını yaptık. Evet, evet, evet. Bu alanda hastalıklı, mantar zararına uğramış, tepesi kırılmış, kötü şekilde meşe ağaçlarını, fertlerini sahadan uzaklaştırarak meşçereyi biyotik ve abiyotik etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmeye çalıştık. Biraz daha şu yapmasaydık ne olurdu şefimize bir soralım. Yani bu şu yapmak zorunda mıyız? Yani resmi bir görev midir? Ondan mı yapıyoruz? Ya da gönülden mi yapıyoruz? Tabii görevden mi gönülden mi? O ayrı bir konu da.
Çünkü ormancılar hep görevden çalışırlar. Görevden çalışma bir yere kadar gider Tamer Hocam. Ondan sonrası yürümez bizde. Aynen. 30 seneyi devirdik biz de aşağı yukarı. Sağdan gelen bir insan olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Çünkü saate bakılmadan çalışılır. Hava karardı mı eve gitme ihtiyacı hissedersiniz. Hava kararıncaya kadar ormandasınız. 7-24 çalışma esasıyla çalışılır. Türkiye'de bir bankamatikler çalışır, 7-24 bir de ormancılar çalışır. Ağaçların yani ışık ve besin mücadelesi içerisinde ince ama 20-30 metre boyunda ağaçlarımız olurdu. Bu da bir fırtınada, bir rüzgarda devreye sebep olurdu. Biz ne yaptık? Burada kötü bireyleri sağdan uzaklaştırdık. Kaliteli, istikbal ferdi olan bireyleri, yani ileride tohum verip daha kaliteli meşe üretebilecek bireyleri sağda tuttuk. Bu sayede burada daha kaliteli bir meşe elde etmeye çalıştık. Bunu yapmazsak bu ülkenin ham madde ihtiyacını karşılayamamış oluruz. Hem de bu ormanları bakımlı yapmamış oluruz. Yani görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Niye ağaç kesiyoruz sorusunun yanıtı bu mudur? Yani evet. Yani. Şimdi şöyle hani mesela halk nezdinde şudur. Sıkışık orman böyle biraz daha her yer orman falan diye algılanır ama burada biraz daha sadelik görüyoruz. Evet. Bunun en önemli nedeni ne? Ya bunun en önemli nedeni sıkışık formdayken ağaçlar dediğim gibi besin mücadelesine giriyor. Işık ihtiyacını karşılamak için şefim, birbirleriyle mücadele haline giriyor. Arayayım, öğlen yemeğini sen mi ısmarlayacaksın bugün? Evet. Yok. Müdür mü ısmarlayacaksın? Ne yiyeceğiz? Köfte ekmek mi yiyeceğiz? Şimdi kaç kişiyiz burada? 30 kişi örnek vereyim. 5 tane köfte ekmek varsa 30 kişi doyabilir miyiz? Doyamayız değil mi? Ama evet, ölmeden yaşayabiliriz belki. Evet. Yani birer dilim paylaşırız. Belki bir yarım dilim bir dilim payımıza düşer. Ama bir gün dayanabiliriz değil mi buna? Hı-hı. İkinci gün, üçüncü gün. Yani biz burada 5 gün kalıyor olsak her öğünde de 30 kişiye 5 tane köfte ekmek gelse ne kadar hayatımız konforlu olur, ne kadar yaşantımız iyi olabilir, sağlıklı olabilir. Orman da öyle. Tohumdan gelen ağaçlar 1 metrekarede, tabii bu ağaç türüne göre ve bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermekle beraber 1 metrekarede 5000 tane ağacın olduğunu düşünebilirsiniz. Özellikle meşe, kayın, böyle yapraklı ağaçlarda birim alanda. Bakın şuradaki şeyleri görüyor musunuz? Çimlenen fidanları. Gençlik diyoruz biz bunlara. Bunlar büyüdükçe daha fazla besine, daha fazla ışığa, daha fazla minerale ihtiyaç duyuyorlar. Eğer biz onların aralarından bu bakımı yapmazsak hepsi bunlar gibi sağlıklı büyüme şansı yok. İnsanoğlu hiç olmasın, hiç dokunuş olmasın, bu periyot daha uzun sürelerde devam eder. Ama biz insan olarak doğaya ihtiyaç duyuyoruz. Bunun işte havasından faydalanıyoruz, besininden faydalanıyoruz, ağacından, odunundan, dalından, yaprağından, yani sadece meşeler olarak değil. Dolayısıyla insanoğlu yaşadığı sürece doğaya muhtaç, bir şekilde faydalanacak. Çünkü hayatımızın ikamesi de buna bağlı. Bu sebepten ötürü de biz ormanlara bakım yaparak hem ormanların sağlığını hem de kendi sağlığımızı koruyoruz. Ben bir çevreme sormak istiyorum. Yine. Şeften başkaları da var bu arada. Estağfurullah. Yok şimdi şöyle ilk ağacın kesim kararını, damgalama kararını şefimiz veriyor değil mi Sayın Başkanım? Gönül rahatlığıyla bu kararı verebiliyor musunuz? Yani hani ağaç kutsaldır yani, diyoruz. Bunu, evet yani bir ağaç kutsaldır. Tamam, tanrısallaştırmayalım diyoruz ama sonuçta bu kararda birinin vermesi gerekiyor kesim kararını. Siz bunu gönül rahatlığıyla veriyor musunuz? Nasıl bir hisle bu kararı veriyorsunuz? Kayında gençleştirme çalışmasını gördük. Evet. Bugün de meşede gençleştirme çalışmasına yaklaştığımız bir periyot görüyoruz. Yani bu meşeleri yavaş yavaş artık gençleştirmeye alınacak. Tohumlarından gençliği getireceğimiz bir çağa gelmiş, yaklaşmış. Ve de bu iş bir mühendislik formasyonu. Yani bunun için mühendis arkadaşlarımız yetiştiriliyor üniversitelerde. Her ağacın, şu gördüğünüz meşe ağacının biyolojik isteği kayına göre farklıdır. Yani şu aralık mesafeler tamamen biyolojik isteğine göre açılmıştır. Bir mühendis eliyle damga yapılmıştır. Dediniz ya ağacı keserken ne düşünüyorsunuz diye. Evet. Tamamen almış olduğu eğitime göre, ağacın biyolojik isteğine göre biz aralamayı yapıyoruz burada. Şu anda yavaş yavaş gençleştirmeye yaklaşılan bir çağda geldik. Şu saha için diyorum. Bunun bir sonraki aşaması dün gördüğümüz kayındaki gençleştirme sahası. İşaretleyeceğiz tohum ağaçlarımızı. Sahadan çıkacağız. Bunlar yaşlandığı için zaten en kaliteli tohumları atmaya başlayacaklar. O tohumlarla biz bunların gençliğini getireceğiz. Daha sonra bunları sahadan çıkaracağız. Aslında özetle geleceğe sağlıklı bir orman bıraktığı için gururla bu kararı bizim veriyor tek aslında. Tek amacımız bu ormanların sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğini devam ettirmek. Yani orman mühendisinin birinci görevi sürdürülebilirlik. Şu anda bir yol görüyorsunuz. İki tarafında da orman var. Şurada
İç tarafı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Seyreltilmiş yani. Ağaçların birbirine yakınlığı hesaplanmış, doğru ağaçlar seçilmiş, daha güçlü, daha verim alabilecekleri ağaçlar kalmış. Karşı tarafta da yine aynı şekilde meşe ağaçlarının bulunduğu bir orman var. Burada seyreltilme, bakım çalışmaları yapılmamış. Görebiliyorsunuz durumu. Burada asıl amaç doğru türü, doğru bireyini bulmak. Biz gençlik çağı diyoruz ona. Tohumdan yeşerme başladıktan sonra başlar. Gençleştirme çalışmalarına kadar bakım devam eder. Ondan sonra artık gençleştirmeye başlarsınız. Sürdürülebilir ormancının temeli bakımla başlar, gençleştirmeyle devam eder ve böyle bir periyot sürekli doğada uzun yıllar, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıllık sürelerde bu ağaç türüne göre değişmekle birlikte devam eder. Biz de kaç kişi hep beraber gördük. Muhtemelen 4. plan dönemi. Yani 80 yıla yakındır ormancılar tarafından yönetilen bir ormanlık bölgeyi görüyoruz. Gayet sağlıklı, gayet güzel. Burada ormancılar ne yaptılar 80 yıldır? Bir kere iyi korudular. Hastalıktan, yangından, usulsüz faydalanmadan, her türlü ormana verilmeyecek zarardan bir kere burayı korudular. Bugün bu manzarayı biz burada rahatlıkla ve büyük bir hayranlıkla izleyebiliyorsak, 80 yıldır buraya verilen bizim teşkilatımızın ve bizim meslektaşlarımızın, büyüklerimizin, abilerimizin bize emaneten bugünlere ulaştırdığı çabaların sonucu. 20 yılda bir orman planları yenileniyor. Bu planlar bu ormanların ne yapılması gerektiğini bize gösteriyor. Bakım, gençleştirme çalışmaları dediğimiz işte buradaki biyolojik çeşitliliğin nasıl sürdürülebilir şekilde yönetildiğini hepsini bize aslında dikte ediyor. Zaten şu ana kadar bir tane tutmuşlar. Müdür Bey şey de oldu ya. Kedin elde demiş ya. Boşaldı ya bir daha. Yok boşalmadı yine. Yaraladı ya. Sen o de mi Hakan Bey'le çalışıyorsun? Yani. Evet. Tamam ben anladım. Evet, eve dönüş.